Hürriyet'te 4 senem geçti ama o binada 18 senem geçti. Çünkü ben Radikal'de başladım. Radikal'de kapanana kadar çalıştım. Kapatıp çıktım. Aynı anda Hürriyet'e geçtim. Son dönemimin tamamı Hürriyet'te geçti. Bu arada yani hem Radikal hem Hürriyet döneminde de gazetenin en eski muhabirlerinden biri oldum hep yani. Evet. En eski muhabir olmamın sebebi de tabii yani benim işte düşüncelerim, dünya görüşüm nedeniyle istesem de, istemem ya, istesem de aslında muhabirlikten daha fazlasına ne talip olabilirdim ne o bana önerilebilirdi. Çünkü hani rüzgara ters hareket ediyorduk, nehrin akışına ters hareket ediyorduk. O nedenle yani hatta bazı arkadaşlar bu kadar uzun süre grupta kalmamın bile bir mucize olduğunu. Herkes hayret ediyordu. Evet, ona. Hatta demek ki bunda da bir şey var. Demek ki gizli AKP'li falan gibi şeyler söylüyorlardı. İşte maalesef bizim herhalde sol kamuoyumuzda böyle. Cezaevine girmeden ya da işten atılmadan senin niyetinin halis olduğuna inanamıyor. Sonuç olarak ben istemezdim. 18 yılın sonunda doğrusu burada emekli olayım isterdim ama kısmet olmadı. Nasıl ayrıldın? Yani karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Onlar yeni bir çalışma sözleşmesi teklif ettiler. Ben o çalışma sözleşmesinin bana uygun olmadığını. Bu yani parasal ettim. Bir durum değil herhalde. Hayır, değil mi? Parasal bir durum değil. Evet. Çalışma çalışma prensipleri ve koşulları ile ilgili bana uygun olmadığını ifade ettim. Anlaşarak ayrıldık. Anlaşarak ayrıldık. Bir öyle Beyaz TV'nin ifade ettiği gibi kovulmadım. Esasen tazminatımı alarak ayrıldım. Ortada bir kovulma işlemi yok. Yani Melih Gökçek gibi boş şişe misali kapının önüne konulmuş ya da sümüklü mendil gibi çöp kutusuna atılmış değilim. Ve onun gibi giderken de ağlayarak gitmedim. Evet. Yani... Evet, geçmiş olsun. Önünde uzun bir gelecek var. Senin daha yazılarını, özel haberlerini her mecrada Türkiye insanı takip edecek. Türkiye kamuoyu takip edecek. Ya zaten, yani sana geçmiş olsun da demek istemiyorum. Hayırlı olsun hayırlı diyorum. Olsun. Hayırlı olsun. Beraber denebilir. Zaten ben bu akşam buradayım. Halk TV'deyim. Bundan çok mutluyum ve memnunum. Haftanın 5 günü Best FM'de 2 dakika, 3 dakika günlük yorum yapıyorum. Memnunum. Kafa Dergisi'nde aylık hikayeler yazıyorum. Memnunum. Bu işlerim yanı sıra... Başka kanallara da çıkıyorsun. Çıkıyorum. Davet edildiğin her yere çıkıyorum. Saadet Partisi'nin TV5'inden tut da... Haber Türkiye. Haber, her yere çıkıyorum. Kitap çalışmam var. Yakında bir ay sonra bir kitabım çıkacak. Bir öykü kitabım, hikaye kitabım. Ona hazırlanıyorum. Onun dışında işte Eylül-Ekim gibi yeni bir araştırma kitabı hazırlıyorum. Arada bir iş teklifi gelirse de değerlendiririm yani. Kendimi çalışırım. Teklifleri de açıyoruz. Benim dedem hamal babam işçi. Ben çalışırım. Bunun için yaratılmışım.